vanilya çubuğuyla sütü ısıtın. Sütü direkt olarak çekmeleri için çekirdekleri çıkarabilirsiniz. Vanilyanın tamamen süte nüfuz etmesi için sütü kaynama noktasına getirmeli, daha sonra oda sıcaklığında 1 saat bekletmelisiniz. Sütü ısıtırken yumurta sarılarını ve şekeri bir kapta karıştırın. Süt kaynadığında vanilya çubuğu parçalarından kurtulmak için sütü bir süzgeçten geçirin. Daha sonra yumurta şeker karışımına yavaşça dökün. Eğer sütü karışıma hızlıca dökerseniz yumurta sarıları pişer ve karışım topak topak olur. Şimdi karışımı bir tencereye döküp kısık ateşte ısıtabilirsiniz. İngiliz muhallebisini yapmaktaki önemli nokta karışımın koyu olması ve kaşığı kaplayacak kadar pişmesi. Ancak yumurta sarılarının pişeceği kadar çok pişmemesidir. Pişirirken sürekli muhallebiyi karıştırmalısınız. Yoksa tencerenin dibi tutar. Dikkat edin ve kaynatmayın. Kıvam koyulaşınca ocaktan alın. Eğer hala biraz sıvıysa korkmayın. Soğuyunca katılaşacaktır. İngiliz kreması, çikolatalı pasta veya yüzen ada tatlısıyla güzel gider. Yüzen ada tatlısını bu tariften artan yumurta beyazlarıyla yapabilirsiniz.